Teoman Kumbaracıbaşı oyuncu, müzisyen ve seslendirme sanatçısıdır. Arjantinli bir anne ile Türk bir babanın oğlu olarak 18 Ekim 1971 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. 6 yaşındayken Türkiye'ye geldi, Türkçeyi ilkokulda öğrendi. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duydu ve mandolin, keman gibi müzik aletlerini çalmayı öğrendi. Liseyi İstanbul Avusturya Lisesi'nde okudu, tiyatroyla da ilk olarak okul tiyatrosunda tanıştı. Üniversite eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Mühendisliği bölümünde tamamladı. Sonrasında tiyatro oyunlarında sahne almaya başladı ve bugüne kadar birçok tiyatro oyununda, filmde ve dizide yer aldı. 2003 yılında yayınlanan Yazı Tura filmi ilk uzun metrajlı filmi oldu ve bu filmde canlandırdığı Teoman karakteriyle adından söz ettirdi. Sonrasında Mahsun Kırmızıgül ve Beren Saat ile birlikte Aşka Sürgün isimli dizide Arda ve Civan Azizoğlu karakterlerini canlandırdı. Bugüne kadar Eyvah Eyvah, Bin gece Güneşin Kızları kördüğüm avlu gibi saymakla bitmeyecek önemli yapımlarda yer alarak izleyicinin hafızasında yer etmeyi başardı. 12. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde Yazı Tura filmindeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı. 15. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde de Maiden Europe adlı filmdeki rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Oyunculukla eş zamanlı olarak müzik kariyerini de devam ettiren sanatçı bugüne kadar çeşitli müzik grupları kurdu. albümler çıkarttı ve Türkiye'nin birçok yerinde de konserler verdi. Şu sıralar TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir isimli dizide Burhan karakterine hayat veriyor ve sergilediği oyunculuk performansı ile diziye damga vurmuş durumda. Yaşantısını İznik'te sürdüren ve bir çocuk babası olan ünlü isim motosiklet tutkunudur. Kedileri, köpekleri çok seviyor ve doğa ile baş başa kalmak vazgeçilmezlerinden. Mütevazi bir yaşantı sürdüren oyuncu çevresinde egoları olmayan sosyal meselelere duyarlı, ne iş olsa yapma kapasitesi olan bir isim olarak tanınıyor. Bir dönem kendi yaptığı süt reçellerini sattığı ve yaptığı iş nedeniyle basında oldukça yer aldı. O dönem pazarda süt reçeli satması basın tarafından dizi sektörüne karşı yapılmış bir protesto olarak yansıtılsa da sadece bir işti ve röportajlarında bu konuya açıklık getirdi. Son olarak merak edilebilecek şu klasik bilgileri de verelim. Almanca, İngilizce ve İspanyolca bilen Teoman Kumbaracıbaşı bekardır, terazi burcudur, 1.81 boyunda ve 74 kilodur. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanmaktadır ve bu videonun çekildiği an itibariyle Instagram hesabında 12.000 takipçisi bulunuyor.